Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içerisinde sizlerle beraber kripto para sektöründe günün öne çıkan haberlerini ve teknik grafiklerini inceleyeceğiz. Önemli haberlerimiz yine her zamanki gibi mevcut. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan açıklanan bir haber var arkadaşlar buradaki haber içeriği önemli olacak dijital paralar ile alakalı yapılan bir test. Bunun devamında Çin tarafından NFT ile ilgili pazar yeri ulusal pazar yeri düzenlemesi gerçekleştirilmesi durumu söz konusu arkadaşlar. Bu haber içeriğine değineceğiz. Solana tarafında ciddi düşüşler ve çöküntüler içerisindeyiz ve burada hem temel tarafta hem de haber tarafında, teknik tarafta önemli gelişmeler söz konusu. Genel gidişatın nereye olabileceği ile ilgili konuşmalar yapacağız ve haberlerimiz var. ABD'li bir yatırım şirketinin Bitcoin ve altınla alakalı korelasyon açıklaması var arkadaşlar ve özellikle Bitcoin'in 40 kat yükselebilme ihtimalinden bahsediliyor. Buradaki 40 kat tabii ki altcoin'lere soru işareti olarak nasıl döner arkadaşlar bunları değerlendireceğiz. Önceki gün mikro strateji Bitcoin alımı yapmıştı bildiğiniz gibi bununla alakalı sosyal medyada bazı söylentiler ve söylemler ortaya çıktı bu ifadelere bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik haklarından faydalanma raporu açıklandı arkadaşlar. Bu verinin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bundan sonra enflasyona kadar hatta faize kadar uzayabilecek bir kol var. Bunun içeriğine bakacağız. Ripple SEC davasına katılan yine bir kripto ekosisteminde şirket var arkadaşlar. Bunu sizlere aktaracağım. Alman otomotiv devi BMW'nin arkadaşlar BNB projesiyle bir dirsek teması söz konusu. Bunun içeriğine bakacağız. Ve son olarak NBER şirketinin arkadaşlar kripto para borsalarının içeriğiyle alakalı yapmış olduğu bir analiz var. Özellikle buradaki işlemlerin yüzde %70'ine yakının bir sahtelikle alakası olduğu belirtilmiş durumda rapor içeriğinde arkadaşlar bunun içeriğine bakacağız bence haberlerden en önemlisi bu içinde bulunmuş olduğumuz hacimsizlik durumunu bir de bununla mukayesettiğimiz zaman farklı senaryolar içerisine girebileceğimizi düşünüyorum. Bunların haricinde tabii ki kripto paralarla alakalı Bitcoin başta olmak üzere analizlerimizi de videonun sonuna ekleyeceğim arkadaşlar. İsterseniz hızlı bir şekilde geçelim videomuzun içeriğine. İlk haberimizde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dijital TL ile ilgili ilk ödemeyi yapmış olduğunu görmekteyiz. Bir gurur arkadaşlar. Bence bu CBDC'lerle alakalı yapmış olduğumuz adımların hızlı bir şekilde ilerlemesi gerçekten kripto paralar ve blockchain ekosistemine hızlı entegre olabilmemiz açısından önemli konulardan bir tanesiydi. Tabii ki burada işin farklı kısımları olduğunu da söylememiz gerekiyor arkadaşlar. Özellikle ulusal bir banka olan ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın da bu bankaya dahil olmasıyla beraber en azından fikirsel bazı olarak CBDC'lerin istendiğini daha önceden sizlere söylemiştim. Ve buna bağlı olarak CBDC yani dijital TL'mizin ortaya çıkması söz konusu oldu. Tabii ki bu kripto paraların dünyada ön plana çıkacağından ve böyle bir tehlike olarak görmelerinden dolayı bu durumu ortaya çıkardılar CBDC'leri. Fakat benim fikrim her halükarda kripto, -kripto sisteminin ve dijital paraların ve blockchain ekosisteminin gelişmesine katkıda bulunabilecek bir sistem olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar ve Merkez Bankamızın da bu pilot uygulamayı kapalı bir sistem olarak yapmış olduğunu sizlere duyurmuş olalım. Yine Çin tarafından bir haberimiz var. Özellikle NFT ile alakalı bir ulusal pazar yerinin kurulacağı ile ilgili açıklamalar yapılmış vaziyette haber içeriğinde arkadaşlar. Bununla birlikte Çin bildiğiniz gibi kripto paralarda ciddi baskılamalar yapan bir ülke ve burada NFT sektöründe de aynı baskının olduğunu hatırlatmak isterim. Ulusal bir pazar yeri kuruluyor olsa dahi arkadaşlar bunun kripto paralara çok ekstrem bir pozitif olarak dönebileceğini söyleyemeyiz. Neden? Çünkü içeriye baktığımız zaman Çin'in içerisinde popüler olan NFT'lerin kripto paralar ile alınıp satılmasının yasak olduğunu devlet bazı olarak söylemiş olalım arkadaşlar. Bu önemli bir konu çünkü bir gelişim bekleriz. NFT sektörü ile ilgili böyle bir pazar yerinin oluşturulması Çin tarafından pozitif yansımasını bizlere gösterir en azından kripto paralara fakat böyle bir durum olmadığını da aktarmış olalım. Geçtik Solana tarafına arkadaşlar. Söylediğimiz üzere Solana ciddi bir düşüş ile karşı karşıya. Bu düşüşlerin tabii ki belli başlı sebepleri var arkadaşlar. Piyasamızın kendi aşağı yönlü gidiyor olmasının yanında Alamada ve FTX'de yaşamış olduğu sıkıntılardan dolayı arkadaşlar Solana'nın geriye doğru ciddi düşüşler yaşadığını söyleyebiliriz. Özellikle Alameda rezörcün rezervleri içerisinde çok ciddi miktarlarda Solana olduğunu söylemem lazım arkadaşlar bu rezervlerin peyderpey satılma ihtimalinin olmasından kaynaklı insanların korku düzeyinin yüksek olduğunu ve Solana'da kendi cüzdanlarının içerisinden çıkarmış olduklarını görmekteyiz. Gerçekten Solana'ya yazık oldu diyebiliriz arkadaşlar. İlerleyen aşamalarda ekiple beraber belki farklı bir devin Solana'nın elinden tutup kaldırması da söz konusu olabilir. Ben böyle bir şey de bekliyorum açıkçası arkadaşlar. Çünkü gerçekten iyi bir ekosistem ve elinden tutulup kaldırılması gereken bir ekosistem arkadaşlar. Ethereum'la beraber iyi işler zamanında ortaya çıkarmıştı ve bu çok seslilik kripto paralarda blockchain'de iyi olur ve Solana'nın da bu seslerden bir tanesi olması önemli bir konudur arkadaşlar. Bu Alameda'nın çözülmesi lazım. FTX'in çözülmesi lazım. Bunların elinde bulunan tokenların bir an önce bertaraf edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Yoksa farklı senaryolarla karşı karşıya kalmamız mümkün gibi gözüküyor Solana'da şu an için. Yine baktığınız zaman bazı girişimciler ve bazı entelektüel kişiler kripto paralarla ilgili tabii ki Solana'nın günlerinin sayılı olduğu ve daha da çok düşüş yaşayabileceği ile ilgili söylentiler yayıyorlar, futlar yayıyorlar arkadaşlar. Bunun haricinde Alameda'nın farklı senaryolar oluşturduğunu şu an söylemem lazım. Cüzdanlarını harekete geçirmiş olduğu ve cüzdanların içerisinden pay der pay satışlar yapıyor olduğunu söylemeliyiz arkadaşlar. Ve burada özellikle Solana'ların yine satma gayret içerisinde olursalar... Özellikle şu an bildiğim kadarıyla stake yani kilitli bir mekanizma içerisindeler ve bu kilitlere rağmen Solana düşüş yaşıyor. Bir de bu kilitlerin açılıp Alameda tarafından Solana'ların satıldığını düşünürsek bambaşka senaryolar oluşabilir arkadaşlar. Tabii ki korku yaymış gibi olmak istemiyorum. Sadece reel olarak neler olabilir bunları tartmaya çalışıyorum kendi fikrim olarak. Sizlerin fikirlerinde yorumlar kısmına bekliyorum. ABD'li yatırım şirketi Capriol Investment'ın yapmış olduğu bir analiz arkadaşlar. Bitcoin ve altının Koreli bir şekilde gitmiş olduğunu gösteriyor. Özellikle 1970 yıllarındaki haline benzetiliyor şu anki Bitcoin'i altında mukayese ettikleri zaman arkadaşlar. Bu şirket ve özellikle buradan itibaren aynı takibi sürdürürse Bitcoin'in ve sürdürebileceğini de söylemiş durumdalar. 40 kat bir büyüme yaşayabileceğini ifade etmiş durumdalar özellikle piyasa değerleriyle alakalı bir benzeşme yapılmış vaziyette Bitcoin ve altının şu an Bitcoin piyasasının altın piyasasıyla mukayese edilmesine baktığımız zaman Bitcoin piyasasının neredeyse yüzde iki tekabül ettiğini görmekteyiz altın piyasasının arkadaşlar yani oldukça dip seviyelerde ve aynı korelasyonun devam etmesi durumunda bu 40 katı yakalayabileceğini söylemiş durumda aslında arkadaşlar bu veriyle beraber Bitcoin ve kripto para piyasasının genel global bazı piyasayla mukayese edildiği zaman ne kadar küçük kalmış olduğunu görmekteyiz. Bu küçüklüğü hafife almamak lazım. Bilakis bulundurmuş olduğu teknolojiler bazı olarak ilerleyen dönemlerde hangi volümlere, hangi hacimlere ulaşabileceği ile ilgili sinyalleri alabilmemiz lazım. Ben böyle düşünüyorum arkadaşlar. Umarım bu analizde başarılı olur diyelim. Önceki gün bildiğiniz gibi yine mikro strateji belli bir oranda Bitcoin satın aldı ve bunu açıkladı arkadaşlar. Bununla beraber kripto ekosisteminde yine mikro strateji ve başkanıyla alakalı eski CEO'su ile alakalı söylemler ortaya atıldı arkadaşlar. Burada özellikle işte kendileri Bitcoin alıyor ve bunu açıklıyor. Arka pencereden de short işlem açıyorlar ve bu şekilde Bitcoin'in fiyatı düşüyor. Çünkü genellikle ters indikatör olarak çalışıyor mikro stratejinin. Bitcoin alımı arkadaşlar bunu net bir şekilde grafiklerde görebiliyoruz. Bunun haricinde söylemler var tabii ki mikro elinde ciddi miktarlarda Bitcoin rezervi artık bulunuyor ve burada tekelleşme veya elinde bulundurmuş oldukları Bitcoin'le beraber piyasaya ilerleyen sürelerde korku salabilme durumlarına ulaşabileceğini ve blockchain ve Bitcoin'in genel mantalitesine aykırı bir durumla karşı karşıya kalınabileceği söylemleri de var arkadaşlar. Aslında iki söylem de haksız sayılmaz şu an için öyle gözüküyor diyebiliriz. Umarım Bitcoin'in kripto paraların hayrına işler görebiliriz ve burada özellikle dengeli bir durumla tabii ki mikrostrateji alıyorsa diğer küçük yatırımcılar ve bazı şirketlerde alıyor arkadaşlar. Bir pencerede şu şekilde açmak lazım. Şu düşen piyasada bile kimse Bitcoin'in yüzüne bakmıyorken büyük major şirketler bazı olarak mikro e hala Bitcoin alıyor. Bu bence iyi sayılabilecek haberlerden bir tanesidir arkadaşlar. Yine haklarını yememek gerekiyor. ABD tarafına döndüğümüz zaman bugün bir veri açıklandı arkadaşlar. Baktığımızda işsizlik haklarından yararlanma başvurularının bu verinin açıklandığını görmüş olduk ve beklenildiği gibi 225 bin gibi bir veri açıklanmış durumda arkadaşlar. Bu da aslında ne negatif ne pozitif bir haber olarak karşımıza çıktı ve ilerleyen aşamalarda burada şu yorumu yapabilecek olursak arkadaşlar, beklenildiği gibi geldiği için aslında Fed'in beklentisine paralel mi aslında bu veri? Onu değerlendirmemiz lazım. Eğer Fed'in beklentisine paralel bir veri ise arkadaşlar, burada işsizliğin artması bekleniyor. Bu işsizliğin artmasıyla beraber de ABD doları dışındaki diğer varlıklara negatif olarak yansıması beklenir arkadaşlar. Tabii ki enflasyona da pozitif olarak yansıması beklenir. Çünkü işsizlik arttığı zaman ne olacak? Harcamalar azalacak. Harcamalar azaldığı zaman da enflasyonist ortamın aşağı yönü gidiyor olduğunu göreceğiz. FED zaten bunu yapmaya çalışıyor ve bu verilerde Bunlara ışık tutan veriler arkadaşlar değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Ripple ve SEC davasına yine bir önemli finans şirketinin katılmış olduğunu görmekteyiz. Bu şirket Paradigm şirketi arkadaşlar ve özellikle Ripple'a destek bazı olarak davaya katılma kararı aldıklarını söylememiz lazım. Ripple tarafının arkasının daha da fazla palazlandığını görüyoruz ve burada özellikle özet karara çok yaklaştığımızı söylememiz lazım. Hatırlatacak olursak da Şubat-Mart sonlarına doğru davanın bitme olasılığının çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ve artık Ocak ayına da girmeye başlayacağımızı göz önünde bulundurursak arkadaşlar XRP tarafında bakın Mart'ı beklemeye gerek yok. Bu Ocak Şubat aylarında eğer Mart'ta pozitif bir haber çıkacaksa veya negatif bir haber çıkacaksa Ocak ayında ve Şubat başlarında böyle XRP tarafında ciddi hareketlenmeler görme ihtimalimiz söz konusu arkadaşlar. Değerlendirelim son fırsatlar olabilir. Tabii ki aşağıda gidebilir bunu bilemiyoruz. Davanın genel seyrine bağlı olarak stratejimizi belirleyip buna göre adımlarımızı atalım. Evet BNB Alman devi bildiğiniz gibi Alman otomotiv devi arkadaşlar ve burada bir coin ile anlaşmış olduğunu görmekteyiz. Aslında bir sistem olarak buna bakmak lazım. BNB Chain burada baktığımız zaman Binance'in kendi Ağı arkadaşlar ve buradaki BNB Chain ile anlaşmasıyla beraber ilerleyen aşamalarda belki de BNB'ye yansımaları olacaktır arkadaşlar. Ve özellikle burada Web 3.0 bazlı bazı projeleri hayata geçirmeye çalıştığını görmekteyiz. BNB'nin ve bunu BNB Chain ile yapması kripto paralara, blockchain'e destek verdiğini gösterir. Ve en netice olarak BNB gibi bir Alman teknoloji devinin, otomotiv devinin bu sektöre adım atması pozitif olarak okunur arkadaşlar. Son haberimize geldiğimiz zaman NBR şirketinin yapmış olduğu bir analiz var ve bu analiz neticesinde de major bazı kripto borsaların oluşturmuş oldukları işlem ve bu işlemlere bağlı olarak oluşturdukları hacimlerin %70'inin sahte olduklarını bulmuş vaziyetteler. Bu işlemlerin nasıl sahte olduğuna baktığımız zaman da kendi içerideki trade botlarıyla bu işlemleri yaptığını görüyoruz. Aslında bu araştırmadan ziyade biz bunu zaten biliyorduk arkadaşlar. İçeride botların çok fazla alım satım yapmış olduğunu biliyoruz. Burada işin üzünç tarafı veya bizi üzen tarafı e, bu kadar hacimsiz bir piyasada bu kadar volatilitenin düşmüş olduğu bir piyasada bir de yüzde %70 borsaların böyle trade botlarıyla trade atması demek ki oldukça kötü bir dönemde olduğumuzu e, hacim bazı olarak bizlere gösteriyor arkadaşlar. Çok da şaşırmamamız gerekiyor botlara. Bunlar hem ayı dönemlerinde hem boğa dönemlerinde yapılan işlemler. Bunu da söylemiş olalım. Evet arkadaşlar şimdi geçiyorum. QuantFree Free tarafına çok fazla soru geliyor. DM geliyor. Instagram'dan bile yazan arkadaşlarımız oluyor. Bazı soru işaretleri varmış. Bunları giderebilmek adına bu video içerisinde ufak tefek bazı şeyleri hatırlatmak istiyorum. Öncelikle açıklamalar kısmındaki davet koduyla beraber QuantFree'ye Free'ye üye olduğunuz zaman arkadaşlar Ahmet kodunu yazmanız lazım. Onu söylemiş olalım. Neden yazmanız lazım? Çünkü Sizlere söylemiş olduğum 250 dolara kadar hisse veya kripto ödülünü alabilmeniz için bu şart. Bu kodu yazdıktan sonra arkadaşlar yapmanız gereken de burada özellikle hesap kısmına tabi hesabınızı doğruladığınızı varsayıyorum. Bu hesabı doğrulama işleminden sonra tabii ki ek bir adım olarak hesap kısmından margin kısmına burada margin hesabı kısmına bir yatırma işlemi gerçekleştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu yatırma işlemini de istediğiniz bazı olarak işte kripto bazlı olarak veya farklı seçeneklerle yapabilirsiniz. Yani bir yatırma işlemi gerçekleştireceksiniz. İstediğiniz miktar olabilir. İsterseniz 1 dolar, isterseniz 1000 dolar. Ne kadar isterseniz. Marjin hesabına bunu yatırdıktan sonra 250 dolara kadar ödülünüz hesabınıza yatacak. Kripto veya hisse bazlı olarak bunu söylemiş olalım. Onun haricinde spot cüzdanla alakalı sorusu olan arkadaşlarımız var. Burada spot cüzdan kısmına girdiğiniz zaman istediğiniz buradaki varlıkları hem satın alabiliyorsunuz hem aralarında takas edebiliyorsunuz hem de spot cüzdan içerisinde saklayabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada Quant Free'nin belli başlı kalitesinden de bu şekilde faydalanmış oluyoruz. Nasıl yapıldığını gösterecek olursak mesela Solana benim elimde belli bir miktarda var. Bunu USDC ile değiştirmek istiyorum. Ne kadarını değiştirmek istediğini buradan seçiyorsunuz. İşte diyelim yarısını ben USDC ile değiştireceğim. Aşağı geldim. USDC'yi seçtim arkadaşlar. Bakınız buradan takas et dedim. Onayla dedim. Belli bir süre geçtikten sonra takas edildiğini görüyoruz ve netice olarak buradan bakınız yarısının 44 dolar olarak buraya geçmiş olduğunu gördük. Bu şekilde spot cüzdanında kullanılmış olduğunu söylemiş olalım. Şimdi hızlı bir şekilde Bitcoin'in analiziyle devam edelim arkadaşlar. Bitcoin'de baktığımız zaman özellikle aşağıda bulunan 16.478 dolar desteğine bir tepki geldi. Ve buradan yukarıdaki direnç bölgesine doğru artık 16.800'lere doğru bir ilerleme görüyoruz. Fakat düşen trendin içerisinde ek bir trend oluşturduk ve buradaki simetrik üçgen formasyonun aşağı yönü kırılması negatif bir durum olarak karşımıza çıkıyor ve buradan retest olarak ben değerlendiriyorum. Özellikle 16.800'lere doğru bir retest gerçekleşirse buradan tekrar aşağı gitme durumu söz konusu olabilir arkadaşlar. O yüzden short işlemlerinde ve long işlemlerinde bu kararımızı düşünerek hareket etmeniz gerekebilir. Bitcoin'in grafiği kısa vadeli yatayda şöyle geniş perspektifte baktığımız zaman sürünmeye devam ediyor. Yani akümülasyon döngüsü içerisindeyiz. Benim bu söylemiş olduğum long short işlemleri kısa vadeli bu Aralık içerisinde yapılacak işlemler aslında bunu da dile getirmiş olalım. Ethereum'un grafiğine geldiğim zaman arkadaşlar bakınız burada birkaç trend var. Özellikle Fibonacci seviyelerinin önem arz ettiğini Ethereum grafiğinde 4 açta ve günlükte söyleyebiliriz. Şu an günlük grafiğimiz açık ve baktığımız zaman özellikle yukarıda 0236 Fibonacci seviyesinin önemli direnç bölgeleri olarak çalıştığını bizlere gösteriyor. Bu da 1300 dolar bantları. Bunun altında yatayda bir direnç bölgesi oluşmuş vaziyette. Burası da 1233 dolar seviyeleri arkadaşlar. Ve altta en yakın destek bölgemiz 1184 dolar bantlar olarak karşımıza çıkıyor. Kırılımının işi kötüleştirecek diyebileceğimiz seviye hangisi? Bu da 1150 dolar seviyeleri arkadaşlar. Çünkü burası kırılırsa muhtemelen 1070'lere doğru bir hareketlenme tekrardan olabilir. Ve burada tutunabileceğini de çok fazla düşünmüyorum. Sonrasında işte 1000 dolarlar ve ardından 880 dolarlara doğru bir yolculuk başlayabilir. Özellikle ciddi bir yükseliş Görebilmemiz için ethereum'da öncelikle bu trendlerden kurtulması ve özellikle yukarıda bulunan 1560 dolar bantların üzerine doğru atması gerekiyor ki burası da 05 ve 0618 fibonacci seviyesinin aralığıdır arkadaşlar. Minimum o söylemiş olduğum seviyeye geçmesi ethereum'a momentum ve iğme kazandırabilecektir. Bunu da ethereum ile ilgili söylemiş olalım. Peki arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Eğer herhangi bir sorunuz varsa bana yorumlar kısmında sorularınızı sorabilirsiniz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.